Merhabalar sevgili arkadaşlar. LGS sınavına girecek sevgili öğrencilerimiz ile onların anne ve babasının bu süreçte neler yapması ve nelere dikkat etmesi gerektiği noktasında bir dizi ipuçları paylaşmak istiyorum sizlerle. Sevgili arkadaşlar, sevgili gençlerimiz, yoğun emek ve çabalarınızın sonucunu alacağınız gün yaklaştı. Belki de şimdi bir kısmınız saatleri, belki de bir kısmınız da eksik kalan konuları tamamlamak için harıl harıl temposunu artırıp çalışmaya devam ediyor. Sınavda gerçekten başarılı olmak istiyorsanız bilmeniz gereken altın ipuçları var. Özellikle sevgili kardeşlerimiz mi? Hayır. Anne ve babaları da bilmeleri gereken bazı sırlar var. Nedir bunlar? 1. Sınava ait herhangi bir şey düşünmeye başladığınızda lütfen beyninizdeki düşünce barkodlarının farkında olun. Yani düşüncelerinizi destekliyor mu? Yoksa engelleyen boyuta doğru mu gidiyor? Eğer sizi yapamazsan, karıştırırsan, şöyle olacak, böyle olacak gibi olumsuz senaryolar boyutuna götüren düşünce kalıplarında yaşıyorsanız, o zaman yapmanız gereken şey hemen düşüncelerinizi tersine çevirmenin yöntemine geçmek. Peki, ya kendinizdeki içsel sesiniz ne durumda? Sınavla ilgili düşündüğünüzde, aile bireyleriyle ya da arkadaşlarınızla konuştuğunuzda içinizde neler oluyor? Ses yapamazsan karıştırırsan mı diyor? Yoksa gerçekten yapman gerekeni yaptın ve istediğin liseyi seçme özgürlüğünü yaşayacak puanı alabileceksin mi diyor? Ne söylüyor içinizdeki ses? Bunun farkında olun. Peki ya dıştaki sesler? Anneniz, babanız, arkadaşlarınız, genelde anne ve babalar iyi niyet olarak yapamazsan yapamam. Canın sağ olsun. Boş ver. Bakın sevgili anne ve babalar. Her ne kadar iyi niyetli olursanız olun bu tür yaklaşımlar çocuğunuzun kendi potansiyel gücüne yani öz benliğine zarar verir. Özellikle bu son süreçte kıyaslama yapmak, karşılaştırma yapmak, keşke zamanında bunları yapsaydım, onu dinleseydim gibi keşke ile meşkenin evliliğine gidecek cümle kalıplarından uzak durmalısınız. Sınav günü, sınava gireceğiniz salona gittiğinizde heyecanınız zirve yapmışsa ve anne ve babalar heyecanlanma, korkma gibi tamamen sizi olumsuz etkileyen cümle kalıpları kurduğunda hangi moda girmelisiniz? Sağır kurbağa moduna. Yani onları lütfen duymayın. Çünkü heyecanlanma ya da korkma diyen anne ve babalar ya da sevgili akrabalarımız aslında bize komut olarak ne veriyor biliyor musunuz gençler? Heyecanlan ya da kork. Bakın, ağzınızdan çıkan her kelimenin içsel dünyanızda sizi etkilediği alan vardır. O yüzden eğer çocuklarımıza yüreklendirmek istiyorsak sakin ol, sakin kal, yaparsın. Sen zaten yapman gerekeni yaptın gibi olumlu cümle kalıplarıyla destek verebiliriz. Eğer içsel dünyanızdaki duygular, heyecan duygularınız, kaygılarınız, kalbinizi ağzınızda hissetmeye başlamışsanız ya da buradaki duygu merkeziniz böyle tamamen Arap saçı gibi olmuşsa o zaman kendi kendinize yapabileceğiniz en büyük yöntem lütfen gözlerinizi yukarıya doğru kaldırın. Derin bir nefes alın ve nefesinizi bırakın. Elinizin bir tanesini göbeğinizin üzerine bırakın ve sadece kendi nefesinizi izlemeye başlayın. Ancak o zaman buradaki dolu dizgin koşan beyninizi bir nebze de olsa sakinleştirmeye başlamış olursunuz. Özellikle sınavdan bir gün önce lütfen kendi cep telefonlarınıza veda edin. Niçin? Çok basit. Çünkü sizi sevenler, akrabalarınız, arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz ne yapacaktır? Size iyi dilek ve başarı dileklerini sunmak amacıyla alo diyeceklerdir. Bakın, bugüne kadar girdiğim deneme sınavlarının hiçbirinde beni aramayan teyzem, halam, dayım, amcam, kuzenlerim ne yaptı birdenbire? Başarılar, başarılar, başarılar diledi. Ne oluşturdu bu sizde? Farkında bile olmadığınız süre içerisinde kaygınızın yükselmesini sağladı. Çünkü beyin buna alışkın değil. Bugüne kadar hangi akrabanız sizi deneme sınavlarına girerken aradı? Malum COVID kaynaklı
odanızda ders yapıp kendi kendinize sınavlara girdiniz, online girdiniz. Hangileri aradı? Kimse aramadı. Peki şimdi ne oluyor da herkes seni aramaya başlıyor? Bir sınav var, gerçek sınav. Bizim beynimiz gerçekle sahteyi bile birbirinden ayırt edemeyecek bir özelliğe sahip olduğu için o algıyı otomatik olarak güçlendirip sizin mevcut potansiyelinizin zayıflanmasına neden olmaktadır. Öyleyse ne yapıyoruz? Telefonlara veda ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bizim sınavla ilgili her türlü olumsuz eleştiri kıyaslamaya karşı sağ kulağı alıyoruz. Ne yapıyoruz? Kendi içsel dünyamızda sıkışmışlık hissettiğimizde en basit ama en basit yapabileceğimiz şey elinizi göbeğinizin üzerine koymak. Gözünüz kapalı ya da açık fark etmez. Kendi nefesinizi izlemeye başlarsanız eğer beyninizi bir nebze de olsa sakinleştirmeye başarabilirsiniz. Peki ya başka? Odaklanma sorunu yaşıyorsanız, eğer sorularda bakar körlü konumuna gelmişseniz o zaman en güçlü araç gözünüzü yukarı doğru kaldırıp aşağı indirmek. Yani yapıyı aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu dağınık zihnin kısa süreliğine bile olsa toparlanması için size yardımcı olacaktır. Bu verdiğim sırlar sizin o anı kurtarabilmeniz açısından işinize yarayabilecek etkin teknik parçalarından sadece biridir. Sevgili gençler, yolunuz açık olsun. Şu ana kadar öğrendiğiniz her konuda umarım düşüncenizi, duygunuzu ve davranışınızı yöneterek istediğiniz LGS'deki noktaya ulaşırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Yürekten sevgi ve başarılar umarım.